Yoruldu tabii iki takımın oyuncuları da. Çok üst düzey bir mücadele sergilediler. Kaan'ın ayağına kramp girdi. Torreira kendini bırakmıştı, kalktı. Atık, son son anlar, son saniyeler. Berkan'ın ceza yayı üzerinden 90'da, 90 artı 1'de attığı gol gerçekten çok kritik bir gol olarak bu sezonun hikayesine yazılacaktır. Öte yanda Kadıköy'de Fenerbahçe çok da zorlanmadı. Net bir galibiyet aldı 3-0'lık skorla. Düşme hattında korakor kıyasıya maçlar var. Birazdan bakacağız oraya da ama önce bu maçı bitirelim. Galatasaray 3-2 önde. Galibiyete çok yakın 25 bin sarı kırmızılı taraftar. Olimpiyat stadının tribünlerinde takımlarına destek veriyor. Mustafa kale vuruşunu kullandı. Herkese açtı top. Ve son düdük geldi. Volkan Bayaslan mücadeleyi noktaladı. Galatasaray 3-2 kazandı. Barış Alper maçın kilidini açan oyuncu gol attı gol attırdı. Ama az önce de anlattığım gibi Berkan e, skor 2-2 iken son anlarda çok kritik bir golle galibiyete imza atan isim oldu. Önümüzdeki hafta derbi var. 6 puanlık bir fark var. Derbiden alınacak bir beraberlik bile Galatasaray adına şampiyonluk anlamına geliyor. Ama öte yanda Fenerbahçe'de o maçı kazanarak rakibinin e, olası şampiyonluğunu ertelemek isteyecek. Şansını son haftaya taşımak isteyecek. Galatasaraylı futbolcular seviniyor. Çok beklendiği gibi zor bir maç oldu. Kara Gümrük takımı... Ligin aslında 50 yüzü düzgün takımlarından biri. Sesi alalım arkadaşlar kulağımdan. Ee, ama ama e, Galatasaray kolay gol atabilen, kolay pozisyona girebilen bir takım. Ee, Karagümrük'ün de biraz savunma zaafları var. Karagümrük takımı ayağa pas yaparak çıktı. Galatasaray bu anlamda bölüm bölüm takım savunmasında sıkıntılar yaşadı. Pozisyon verdi, kalesinde iki gol gördü. Ama hepsine rağmen, bütün bunlara rağmen son bölümde üstünlük sayısını bulmayı başardı Sarı Kırmızılı takım. Ki şampiyonluk yolunda gerçekten dev bir adım atmış oldu. Devam eden maçlardan var mı buraya verebileceğin Özgür? Ee, hepsi bitti mi? Şimdi bir sonuçları rica edeyim hemen buraya. Bitti mi bütün maçlar? Bu arada hepsine bir bakalım. Hangileri devam ediyor? Bana Pendik maçı devam ediyor. Kaç kaç orası 1-0'dı en son? 2-1'di. Pendik 2-1 önde şu anda. Oo. Adana Demir Gaziantep maçında Antep. Gaziantep takımı deplasmanda 5-1 önde. İşte amaçsız kalmanın e, şeyleri bunlar, görüntüleri. Pendik maçı bitti. 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Siltaş yapı Pendik Spor lige tutulmaya, lige asılmaya devam ediyor. Hatay-Ankara gücü maçı 2-1. Tamamlandı mı o maç? Hatay'da Atakaş Hatay Spor'da çok kritik bir galibiyet aldı. Kasımpaşa Antalya'yı 3-1 yendi. İlk 5 için iddiasını sürdürüyor. Alanya beşiktaş maçı 1-1. E, Trabzon 3-0 kazandı net bir skorla. Antep e, 5-1. Orada bir yağmurdan dolayı bir sıkıntılar vardı değil mi? Orada bir 86-87 hala daha devam eden tek karşılaşma o. Dolayısıyla burada Pendik, Hatay yani bunlar çok kritik galibiyetler aldılar. E, şöyle bir bakıyorum. Kayseri için yenilgiden sonra biraz sıkıntı ...gündeme geldi. Antep... ...çok kritik deplasman galibiyeti Antep'inde. Biraz aşağısı karıştı. Şimdi hocayla bakacağız ama biz önce... ...yukarıya odaklanalım. Bu tarafta... ...Olimpiyat sadından Galatasaray... ...otobüsünün bulunduğu bölümden... ...ilk görüntüler geldi. Kadıköy'den görüntüler geliyor. Tabii... ...Fenerbahçe açısından... Ee, elinde olan bir şey yok Fenerbahçe maçlarını kazanmaya der bir dahil bakacak ondan sonra sonuç ne olur diye düşünecek ama herkes e, mucizeye bağlı olduğunun farkında öte yanda Galatasaray bugün belki kara gümrük maçında puan kaybı ya da yenilgi yaşasa farklı bir şey konuşulabilirdi ama geri düştüğü maçta tekrar berabere durma düştüğü maçta öne geçtikten sonra kazanmayı bildi ee, sarı kırmızılı taraftarlar Sevinmeyi sürdürüyor Berkan Son bölümde oyuna girmişti 80 dakikalarda eğer Hafızam beni yanıltmıyorsa 90'da 90 artı 1'de golü attı Çok değerli bir gol attı Taraftarlarla galibiyeti kutluyor Maçın adamı olarak Ama söylemiştim Barış Alper Hem attığı hem attırdığı gollerle Bugün kilidi açan isimli Mertensin'i adrese teslim bir orta gönderdi ee, Golü var son haftalardaki yüksek formu devam ediyor. Dediğim gibi kolay olmadı. Karagümrük takımı hafta içindeki kupa mesaisine rağmen bugün Çanla başla mücadele etti. Onların da hakkını teslim ederek tebrik edelim ama kalan haftalar kolay olmayacak. Eee Fatih Karagümrük takımı için birazdan detaylandıracağız puan durumuna da baktığımızda. Şeyi puan durumunu verebiliyor muyuz Özgür? Hemen bir verelim onu da. Olimpiyat stadından Kadıköy'den görüntüler gelmeye devam ediyor. Ee, şimdi Galatasaray 99 yaptı lider. Son iki hafta efendim. 6 puan fark var. Alacağı bir tek puan bile Galatasaray'ı 2023-2024 sezonunun şampiyonu yapar. Tek bir puan. Trabzonspor'un 61 puanı var. Ee, Zirve ile arasındaki puan farkı 38. Dediğim gibi Galatasaray 99, Fenerbahçe 93, Trabzonspor 61, Başakşehir 58. Ee, orada o gol herhalde sayılmadı değil mi? 1-0 e, Sivas'ın bulduğu gol. Ee, 58, Beşiktaş 55, Kasımpaşa 52. Kasımpaşa da son iki haftaya bir umut taşıyor. Kasımpaşa da bir umut taşıyor. İlk 5 iddiası anlamında... Son 2 haftaya. Neden ilk 5? Çünkü hem Trabzonspor hem Beşiktaş şu anda o bölgedeler. Dolayısıyla hani eğer Trabzonspor örneğin kazanırsa Kasımpaşa 5. olması durumunda gidebilir. Ama Beşiktaş 4'e evrilir. 5. sırada bitirir. 6. sıraya iner. Ona göre şanslar değişebilir ama orada da bir ufak yarış hala var diyebiliriz bizim için önemli olan ikinci sayfa. Burada arada çok amaçsız olan ya da kendini rahat bölgeye atan takımlar var. Biz gelelim yangın bölgesine. Şimdi İstanbul Spor haftalar önce veda etti. 16 puanda devam ediyor.